Hacı'yla devam edelim ama Barış çok ciddi bir eleştiri var sana Twitter üzerinden. Diyor ki muhalefet olarak bile piyasadan o kadar uzaksınız ki geçen yıla göre akaryakıtın fiyatı %350 artmışken nasıl oluyor da senin arabanın deposunda %100 fiyat fark ediyor diye seni eleştiriyorlar. Arkadaş, onu da okumuş olayım. %100 değil mi bana? 1000 liraya aldığımız mazot 2000 liraya alıyoruz. Teşekkür ediyorum. İşte. Şimdi tek tek kalem kalem giderseniz ekonomi noktasında fiyatı artmayan hiçbir şey bulamazsınız. Yani sadece maddelerde değil hizmette de arttı. Yani hani diyoruz ya yani burada döviz yok, euro yok, nasıl arttı fiyatlar noktasında. Yani adam işçilik yaptığı zaman işçiliği de artıyor. Çünkü alacağı ürün pahalanmış. Artık eski işçilik fiyatından 5 liradan aynı işi yapsa alacağı önceden 5 liraya aldığı ürün 10 lira olmuş. Dolayısıyla hiç sadece emek sarf eden kişi de o ürünü alabilmek için eskisi gibi alabilmek için ister istemez 5 liraya yaptığı işi 10 liraya yapmaya başlıyor. Kalem kalem giderseniz şu anda pahalanmayan ürün yok baktığınız zaman. Şimdi ben ekonomiyi konuşacağım ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun asıl mevzumuz ÖTV, EYT, Luding gibi kavramlarla gitmesi noktasına baktığımız zaman. Ya Kemal Bey inandırıcılık noktasında biraz daha mesafe kaydetmesi lazım. Şöyle mesafe kaydetmesi lazım. Yani elektrik faturanızı yatırmayın çağrısı yapan bir Kemal Kılıçdaroğlu demedi, var. Kendisi söyleyeceğim, devamını ya. Getireceğim. Taç, yapmayın çağrısı ya. Da özellikle vurguladı onu. Ben elektrik faturalarımı yatırmayacağım. Tamam, kendisi çağrısı için yap. Dedi. Kimse de uymasın. Biz genel başkan ya hepimiz gördük bunu. Düzeltmenize gerek yok. Ya hacı demedi. Ya söylüyorum. Bırakmıyorsun ki cümlemi tamamlayayım. Hacı tamam da ama yanlış kurmayayım. Bir şeyin üzerine yanlış kurmuşsun. Daha ben cümlemi tamamlamadım. Paragraf kurmadım. Ya giriş gelişme sonuç serim düğüm çözüm biliyorsun değil mi Barış arkadaş? Tamam abicim ortaokulda anlattılar onu. Ha işte ortaokulda unutmuşsun yıllar geçmiş aradan. Serim düğüm çözüm unutmuşsun. Peki şimdi, dinleyelim. Kemal Bey, çıkıp ekranlara. Siz bir partinin genel başkanısınız. Siz sivil toplum kuruluşu başkanı, dernek vakıf başkanı değilsiniz. Siz bir insan hakları derneğinin başkanı da değilsiniz. Ekonomi derneğinin başkanı da değilsiniz. Siz ülkenin cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönetimine talip olmuş bir insansınız. Ve çıkıyorsunuz insanlara çözüm olarak ben elektrik faturamı yatırmıyorum diyorsunuz. Daha sonra da insanlar tepki gösterince canım ben bunu bireysel olarak yaptım. Kimseye elektrik faturası yatırmayın çağrısı yapmadım demeye başlıyorsunuz. Siz parti genel başkanısınız, örnek alınacak bir insansınız. Sizin yaptığınız kitleler halinde yapılmaya kalksa nereye gelirdi iş? Ama şimdi Kemal Bey'in böyle bir havası var. Aması maması hiçbirini yok yapmadı. Neyi yapmadı? Bu söylediğin gibi gelişme de olay. Olay neticede böyle burada canlı yayında verdik yani. Ya Kemal Bey elektrik faturamı yatırmıyorum demedim. Dedi. Ha. Kitleler siz de Kemal yatırmayın örnek, demedi. İşte kitleler Kemal Bey'i örnek alsaydı doğru olur muydu? Yapmayın dedi ama siz. Bunu bireysel bir eylemdir. Bireysel yapıyorum siz yapmayın. Yapmayın yani dedi dediğimi, hacı. Dediğimi yapmayın, yaptığımı yapmayın, dediğimi yapın hacı öyle mi? Milletvekillerine de yapmayın dedi. Şimdi Kemal Bey'in bu noktada Allah. İşte inandırıcılığı kalmıyor. Yani yaptığımı yapmayın. Niye yaptın o zaman? Ya kardeşim farkındalık yani, yaratıyor. Yaptığımı yapma. Arkadaşlar ben bir genel başkanım. Bir şey yapıyorum siz yapmayın ha. Ya farkındalık yaratıyor öyle bir şey kardeşim. Yok. Farkındalık, ne farkındalık ne olmuyor. Bu kadar vatandaş elektriklerini ödeyemiyor. Ya, karanlıkta oturuyor. Sevgili, duyarsız mı kalsın? Dikkat sevgili, çekti. Bak konuşuyorsun vatandaşlar. İşte ister istemez. Sevgili yoksa masanın elektrik, öbür tarafı. Yoksa elektrik ey adanın öteki tarafı beni dinleyin ya. Sesimi duyuramıyorum. Sizinle aynı düşünmüyorum. Ve ben siz Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu noktada savunabilirsiniz. İsterseniz her noktada savunabilirsiniz veya bazen savunup bazen eleştirir. Ama müsaade edin ben de Kemal Bey'i eleştireyim. Ben Kemal Bey'in arkasından yürümek, onu savunmak zorunda değilim. Şimdi ben Kemal Kılıçdaroğlu'nda bu siyaset tarzında yeni bir siyaset tarzı güttüğünü düşünüyorum. Hükümetin atacağı adımları izliyor. Hükümet bir çalışma yapıyor. Tam çalışma başlarken vaat ediyorum diye ortaya çıkıyor. Ben bunu vaat ediyorum. Belki tam ve vurguluyor. Olmuş. Bunu vaat ediyorum diyor. Ama bu vaadi de mutfakta yapıyor ha. Yani özellikle saat 22'de video çekerek mutfakta. Siz saraylara mutfakta yaparsa tabii, tutar mutfak, diyor. Mutfak size yok, küçük geliyor. Kemal Bey, yani Kemal Bey'e birileri tavsiye vermiş. Aman başkan 100 bin liralık otelde yapma tutmuyor ondan sonra söylediklerinle eylemin birbirini tutmuyor diye. Artık 100 bin TL'lik otelde yapmıyor dikkat edersiniz. Hacı bence liderlerin şimdi geldik, yaşam tarzı üzerinden hiç gitme zararlı. Barış arkadaş. Bu bir yaşam tarzı eleştirisi mi? Bu bir yaşam tarzı eleştirisi mi?
Yaşam ne? Mutfağı küçümsüyorsun. Mutfağı küçümsüyor olur mu? Siz alışmışsınız. Barış Bey. Ne yapalım, bizim sarayımız yok. Hadi. Barış Bey sen bu noktaya geldin. Kemal bu arada Kılıçdaroğlu'nun dikkat edin. O mutfağı gibi mutfaktan görüntü verecek biz, lider biz yok. Biz iyi demokratiyiz ha hakikaten. Her biri, Barış her arkadaş biri, 17 dakika binlerce konuştu. Binlerce avroluk mutfaklardan. 17 dakika konuştu. Bir kere yani. Araya girmedim. Ya tamam. Konuşmam bismillah. Benden çok siz konuştunuz ya. Tamam peki. Vallahi benden çok konuştunuz tamam, ya. Tamam susuyorum hacı. Yapma sonra dakikaları toplarım. Hatta moderatör bile devreye girdi Kemal Bey'i savunmak için. Aa. Bir saniye. Tabii canım. Bir saniye. Ben aa. Haberin şimdi, namusu açısından programı yönetirken hayır bu doğru değildi derim. Zaten Barış arkadaş. İki mesleki tecrübe Kemal olarak Bey'i da. Savunmak için ne kadar hacı yakışıklı. Ya. Hacı daha bir saniye sözümü kesmediniz. Buyurun. Mesleki tecrübe olarak buyurun, da. Buyurun siz konuşun. Mesleki tecrübe olarak da yorum yaparım ama o yorum değildi. Evet. Hatta araya girdim, rahatsız olma ihtimaline rağmen bile bile İhsan Bey'e de soru sordum. Benim görevim soru sormak. Siz hepinize de az önce Barış'a çok ağır bir eleştiri vardı. Bunu da okudum. Rahatsız olabilirsiniz fakat ben soru sorarım. Ve haberin doğrusunu da söylemekle mükellefim. Lütfen devam et. Eleştiri geliştirir, korkmam eleştiriden. Ve alınma lütfen. Hayır alınmıyorum. Tamam. Alınmıyorum da. Hayır üzülürsen ben de üzülürüm de o yüzden. Bak siz başarılı ve değerli bir moderatörsünüz. Ama az önce bazen insanlar hakkaniyetini kaybedebilir. Ben de kaybettiğinizi düşünüyorum. Her zaman değil. Bak başarılısınız. İyi bir moderatörsünüz. Benim sevdiğim bir moderatörsünüz. Hakikaten sizinle program yapmaktan zevk alıyorum. Ama insan bazen hakkaniyetini yitirebilir. Vatandaş takdir edecek. Deminden beri ben konuşurken... Ya bir konuşmam yekpare şuradan çıkamadım yani. Bir elektrik faturasından Kemal Bey'in çıkamadım çünkü durmadan Barış arkadaş devreye girdi. Bu demokrasi değildir. Bu sefer de oturduk birbirimize ders vermeye başladık. Bıraktık işi gücü birbirimize ders veriyoruz şimdi. Tamam ben konuşmuyorum. Sen bitirene kadar hayır canım konuşabilirsin ama. Yok yok. Ben bir yekpare olarak konuşurum. Ya 3 dakika konuşayım da bari yekpare. 5 dakika konuşayım da sonra araya mı giriyorsun? İtiraz mı ediyorsun? Edersin. Bak birbirimize ders vermeye başlıyoruz. Vatandaş için konuşacağız. Vatandaşa sesleneceğiz. Eğer doğru bir şey söylemiyorsak vatandaş zaten inandırıcılığınız kalmaz. Vatandaş nezdinde de inandırıcılığınız kalmaz. Şimdi Kemal Bey'in ben gördüğümü söylemekle mükellefim ama işin sodanın gazı kaçıyor bu sefer. Böyle yaptığımız zamanda. Şimdi neyse ya Kemal Bey'le ilgili bir şey söylemiyorum. Siz çok savunacağınız için buraya girmiyorum. Yok canım yani söyleyelim söylemeyelim yani bir anlamı kalmıyor. Şimdi sodanın gazı şeyi kaçtı mı gazı kaçtı mı bunları konuşmanın bir anlamı ya yenisini kalmıyor. Yeni sinas bir şey olmaz hacı.